Eve gitmeyecek misin? Bak gene yıka döke gidiyorsun ha. Burada olmaman lazım. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Günaydın komiserim. Ne oldu? Haberler kötü abi. Ceylin'in parmak izinin çıktığı silah vardı ya. Ormanda olay yerinde çekirdek ve kovan bulmuştuk. Onlarla eşleşti. Swap sonucu da çıktı. Ceylin'in elinde barut izi mevcut. Pars savcı sulh cezaya sevk etti. Birazdan nöbetçi mahkeme için Ceylin'i götürmem gerekecek. Yekta Bey başınız sağ olsun. Oğlunuzun öldürülmesiyle ilgili gözaltı kararı var diyorlar. Kimin yaptığı belli. Avukat Ceylin Erguvan. Gözaltında olan şahıs da ta kendidir. Biraz sonra da nöbetçi mahkemeye tutuklu yargılanma talebiyle çıkartılacak. Eminim ki tutuklu yargılanacak. En ağır cezayı alacak. Herkese bir ders, bir örnek olmalı bu durum. Ha, ülkede adalet böyle sağlanmamalı. Kısasa kısasa olmaz. Bir avukat olarak bundan utanç duyuyorum. Meslektaşım olan bir insan intikam duygularıyla oğlumu katletmiştir. Cezasını çekmeli. Çekmeli ki acımız bir nebze hafiflesin. Teşekkür ederim. Gelin hanım. Ceylin Hanım, siz mi öldürdünüz Engin Tilmen'i? Soru yok. Yoksa intikam almak için mi yaptınız? Herkes sağ olsun. Rahat bırakın, çekil. Açın. Çekil. Yapmış olabilirim, biliyorsun değil mi? Ben bunu yapmaya çok yaklaşmıştım Ulkas. Ofisteki olayı hatırla, biliyorsun. Çok zor tutmuştum kendimi. Çok zor tutmuştum. Ah
Az saniye kalmıştı. Bu adam Marla'ya zarar verdi ya. Marla'ya zarar verdi. İnci'den sonra Parla. İnci neyse benim için Parla da öyle. Sadece o da değil ki sana verdi, bana verdi, Eren'e verdi. Hani böyle sevdiğin, üstüne titrediğin insanlara bir zarar gelince delirirsin ya. Ben bu sefer kendimi tutamamış olabilirim. İnsanlıktan çıkmış olabilirim. O insan olmak, iyi olmayı seçmek diyorsun ya. Seçmemiş olabilirim Ulkas. Engin'i ben öldürmüş olabilirim. Onu çıkarmana, kurtarmana, mutlu etmene izin vermeyeceğim. O adam dışarı adımını atsın, kendi ellerimle öldürürüm onu. Duydun beni? Kendi ellerimle öldürürüm. Ceylin dur. Bırak, bırak beni. Tamam dur. Bırak, öldüreceğim onu. Bırak, öldüreceğim onu. Bırak, nereye gitti? Gitti valla, parayı aldı gitti. Niye izin verdin gitmesine? Ceylin korkutuyorsun beni, tamam dur. Öldüreceğim onu, öldüreceğim. Ceylin. Öldüreceğim onu. Bırak, öldüreceğim. Sen yapmadın Ceylin. Öfkelenince herkes saçmalar. Bir de senin dilinin kemiği yok. Ama bu yaptığın anlamına gelmez. Yapma bunu kendine lütfen. Yalvarıyorum sana. Böyle benim karanlığım diye büyük büyük cümleler kuruyorsun ya, seni kirletirimlerle dolu. Ben senin içinin beyazını biliyorum. Görüyorum. Kendimden ne kadar eminsem senin de yapmadığından o kadar eminim. İnan bana Ceylin. Sen yapmadın. Olay yerinde yapılan incelemeler, bulunan deliller, işte sanığın saati, silahtaki parmak izi, yine elindeki swap izi. Yine olay yerinde bulunan iki mermi çekirdeğinin ve kovanların aynı silahla eşleşmesi. Bütün bunlar bizi tek bir şüpheliye yönlendiriyor. Ceylin Erguvan Kaya'ya. Kendisi avukattır. Yeri yurdu bellidir, lakin yine de tutuklu yargılanmasını talep ediyorum. Siz ne diyorsunuz Ceylin Hanım? Doğru mu? Engin Tilmen'i sen mi öldürdün? Yapma. Sanık sessiz kalmayı seçiyor. Vallahi benim cinayet deyince tüylerim diken diken oluyor. O yüzden tutuklu yargılanmasına karar veriyorum sanığın.
Ceylin. Şimdi seni cezaevine götürecekler. Giriş işlemleri bitsin. Hemen geleceğim. Tamam. Söz veriyorum, geleceğim. Nakil aracı gelmemiş komutanım. Arızalanmış yolda. Tutukluyu aşağı nezarete alalım o zaman. Duydunuz savcı mı? Alalım nezareti. Hayır, benim odamda bekleyebilir. Pas savcı mı bakıyor dosyaya, siz mi bakıyorsunuz? Geleceğim. Ya tutuklu nezarete alınacak. Öyle şey mi olur Allah aşkına? Tutuklu benimle gelecek. Bir savcının odası nezaret kadar güvenliklidir kanaatimce. Sorumluluk bende. İtiraz olan istediği yere şikayette bulunsun. Gel Ceylin. Bakmayın öyle, devam edin. Eşlik edin odaya kadar. Eren. Sayın savcım. Ya bak, bu Ilgaz aldı Ceylin'i odasına götürüyor. Nakledilmeyecek miydi savcım? Ya nakil aracı bozulmuş işte, yenisini bekliyorlar. Bu Ilgaz avukat hanımı görünce evren değiştirdi. Bak git odasında yanında bekle, tamam mı? Başka hata yapmasın. Anladın mı? Hadi Eren, yürü. Anlaşıldı savcım. Ne var? Buyurun Cüneyt Bey. Ceylin nerede? Hemen hapse mi götürecekler benim kızım? Babamı da direkt götürmüşlerdi ya anne. Hatırlasana. Silahta parmak izi var dediler. Niye sustu Ceylin anne? Niye ben yapmadım demedi, anlamıyorum ki. Kızım kendinde miydi, görmedin mi? Kuş gibiydi benim yavrum. Savcı, işte götürüyor Ceylin'i. Ya daha ne istiyorlar bunlar benim kızımdan? Anneanne, o savcı teyzemin kocası. Korkma. Ayrıca davada da dediler ya Kaya diye. Duymadınız mı? Anlamadınız mı ya? Evlendi teyzem, evli o, evli. Hadi ilaçım gitti. İyi misin? Bu gerçek mi? Engin'i Ceylin mi öldürmüş? Öldürmüş işte ilaçın. Yoksa niye tutuklasınlar? Öldürdü oğlumuzu, aldı intikamını. Hadi gidelim. Kalk, kalk, kalk. Ne oluyor? Takmış kolluğu arkasına Ilgaz. Hayırdır? Duruşma ertelendi mi? Yok savcım, bitti. Tutuksuz yargılama mı? Tutuklu yargılama verdi Hakime Hanım ama... Ne dolanıyor tutuklu ortalıkta o zaman sayın savcım? Şimdi başsavcım, bu nakil aracı arızalandı. Yenisini bekliyoruz. Ben nezarete alalım dedim ama Ilgaz savcım... ...odamda beklesin dedi Ceylin Hanım'a. İyi misin? Neden sustun Ceylin? Yapmadığını söyleyebilirdin. Hatırlamadığını söyleyebilirdin. Bana bak. Hiçbir şey bitmedi. Sana çok iyi bir müdafi bulacağız. Hocalarımızdan, ağır cezacılardan. Birlikte seçeriz. Senin de sevdiğin, güvendiğin biri olur. Pars'ın iddianame hızlandırmasını da sağlayacağım. Ben kendim de inceleme yapacağım. Her noktada tutuklu yargılanmana itiraz edeceğiz. Tutuksuz yargılanmanı sağlayacağım en azından beraat edene kadar. Masum olduğunu kanıtlayacağız Ceylin. Kansın.
Ben... Ben yapmış olabilirim. Ben yapmış olabilirim. Silah elimdeydi. Buz gibiydi. Ben onu tuttum. Tuttum, silah elimdeydi. Buz gibiydi. Kuş sesleri vardı. Böyle kuş sesleri vardı. Kuş sesleri vardı. Can kokuyordu. Can kokuyordu. Can kokuyordu kalbinin atışını duydum. Engin'in kalp atışını hatırlıyorum. Kalp atışını hatırlıyorum. Korktu benden, korktu. Korkuşunu gördüm. Korktuğunu gördüm benden. Ona silah doğrulttu çünkü. Tamam, sakin ol. Anlat bana sonra. Ilgaz savcım, açın kapıyı. Tetiği çektin mi? Ilgaz, aç kapıyı. Derhal aç. Ilgaz. Ceylin, iyi düşün. Tetiği çektin mi? Ilgaz, ne yaptığını sanıyorsun? Sayın savcım, aç şu kapıyı. Lütfen. Hatırlamaya çalış, iyi düşün. Çektin mi tetiği? Ilgaz. Yeter artık bu saçmalık. Aç şu kapıyı. Düştüğünü hatırlıyorum. Düştüğünü hatırlıyorum, düşüşünü hatırlıyorum. Kan vardı, bir de gözümün içine baktı. Neden? Der gibi gözümün ta içine baktı. İçine baktı gözümün. İçine baktı, başka bir şey hatırlamıyorum. Başka hiçbir şey hatırlamıyorum. Yeter artık, aç şunu. Benimle saçmalama. Tamam Pars, tamam. Madem açmıyor, kırın. Kapıyı mı kırayım savcım? Sağır mısın Eren, kır. Bir dakika, bende yedek anahtar vardı. Ne o zaman bir saattir bekletiyorsun? Sormadınız ki sayın savcı. Sordum. Aç Pars, aç şunu, aç. Ne oluyor Ilgaz? Çok şık hareketler bunlar Ilgaz savcım. Bravo. Adliyeyi birbirine kattın. Araç hazır mı? Yenisini gönderdiler savcım. Bir dakika, müsaade. Canım. Yanındayım, ben buradayım. Seni seviyorum. Ne olursa olsun seni seviyorum. Hadi Eren, hadi. Sayın savcım. Kusura bakmayın ama Ceylin'i almam gerek artık. Hadi kraliçe. Sen dur bakalım Ilgaz. Hiçbir yere gitmiyorsun. Pars savcım, sen de içeri gir. Kapıyı kapat. Hepsi benim suçum. Hepsi benim suçum. Hepsi benim suçum. Hepsi benim suçum. Zafer'e uydum tabii. Ellerim kırılaydı da atmayaydım o tokatı Ceylin'e. Kendi ellerimle kapının önüne koydum kızımı. Sonra ne aradık, ne sorduk tabii. Baba ocağının kapısını kapattık yüzüne. Zafer çekti gitti. Sahipsiz hissetti kendini, kimsesiz hissetti. Sığınacak bir yer aradı. Sığınacak birini aradı. Arar tabii, arar. Çünkü yalnızlık Allah'a mahsustur. Arar tabii, sonra gitti. Ellere sığındı. Gitti o savcıya sığındı benim kızım. Anne. Ama nasıl olur ya? Nasıl olur, benim aklım almıyor. Nasıl birdenbire evlenmeye karar verir? İnsan nasıl bu kadar ani evlenir? Nasıl haber vermez? Benim aklım almıyor. Benim aklım almıyor. Uzak görüyor tabii bize kendini. Uzak görüyor.
Anne yeter. Yeter. Bu ne dert oldu şimdi? Ceylin habersiz evlenmesi mi? Bunu dert etmek kolay tabii. Takıldı kaldın oraya. Tutukladılar Ceylin'i. Hapse atacaklar hapse. Silahta parmak izi var. Katil diyor hakimi savcısı. Sen hala neden haber vermeden evlendi diyorsun. Yeter. Bu oğlan sebepsiz olmadı diyorum Aylin. Onu söylüyorum ben. Yaprak uçuyorsa rüzgarın hiç mi suçu yoktur? Kardeşinin başına gelenlerde bizim hiç mi suçumuz yok? Onu söylüyorum. Hanım al bir su iç hadi. Ha? Allah ben ne yapacağım ya? Ben nasıl düşüneceğimi bilmiyorum ben. Benim incim gitti. Zafer yok. Şimdi de Ceylin'imi alıyorlar. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Benim aklım karıştı ben. Kime üzüleceğim, kime yanacağım, ne düşüneceğimi bilmiyorum ben. Çıktı teyze. Anne. Ceylin. Ceylin. Uzak durun kardeşim. Ceylin. Kızım. Kurban olurum ben sana. Benim kızım. Kurban olurum ya. Ah benim ya. Uzatma şimdi. Ne olur ya. Korkma. Sakın korkma. Ben buradayım tamam mı? Biz arkandayız. Sakın korkma. Sakın. Güçlü dur sakın korkma. Üşüme. Şunu giy. Orası buz gibidir. Üşürsen üşüme. Eşime ne olur eşime. Gül Hanım. Eşime. Korkma tamam mı? Biz buradayız. Ceylin. Aa, benim yavrum sakın korkma tamam mı? Korkma korkma biz buradayız Ceylin. 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 Tamam. Kızım. Kraliçe. Korkma olur mu? Savcımla gelip alacağız seni. Ne yapıp edip çıkaracağız seni oradan, tamam mı? Benim kızım. Sakın korkma. Benim kızım. Benim güzel arkadaşım. O zamana kadar Allah'a emanet. Hadi. Ceylin. Korkma yavrum. Korkma korkma. Ceylin. Yavrum. Kızım gitme ne olur ne olur. Ne olur gitme. Ceylin. Ceylin. Benim kızım Ceylin. Hayır, iş iyice zıvanadan çıkıyor. Tamam karın, tamam için yandı, kabul. Ama makam da var ya. Sen böyle davranırsan adliyenin içi çorbaya dönmez mi? Döner. Yetkiyi açtın. Bak, tekrarı halinde hiç gözümü kırpmadan soruşturmayı açarım sana. Görevden uzaklaştırma da isterim. Ayağınızı denk alın. Makamınızı, yerinizi unutmayın. Fars. Bir uğra bana. Ulgaz, telaşını korkunu anlıyorum ama yapma. Bak, aramızda incecik bir bağ var. Hatta saç telinden bile ince. Ben onu korurum. Ama sen korumazsan yapabileceğin bir şey yok. Deliler ortada. Bunca yıllık deneyimin, bilgin, birikimin ne der bu delileri görse ha Ulgaz? Belli ki bir cinnet anı yaşandı. Ceylin de tetiği çekmiş işte. Ben de istemem ama olay bu. Kabul et. Acı ama gerçek. Neler görüyoruz ya? 60 yaşına kadar bir karıncayı bile incitmemiş adam eli kanlı geliyor buraya. Kime sorsan yapmaz diyor. Ama olan oluyor yani. Bitti mi? Bitti. Hadi gelin bir yemek yiyelim hem ne yapacağımızı konuşuruz. Bana kefen getirmişti. Kefen mi? En kısa zamanda inşallah sen de evladını buna sar dedi. Gör bak o zaman acıların en büyüğü neymiş dedi. Tuttu bedduası. Oğlum öldü. Ne zaman oldu bu? Hatırlamıyorum. Bir gün eve geldi, kefeni fırlattı gitti. Nerede kefen? Ne yaptın?
Bilmiyorum, evde bir yerdedir herhalde. Vazgeçtim, evde yemek yiyoruz. Duruşman var mı? Yok Ekta Bey. Gidelim. Balistik rapora çıkınca bana haber ver. Tamam. Amirim. Hayırdır? Ne bu surat? Adliyeden haber ver demiştiniz ya. Evet. Ceylin'e tutuklu yargılama kararı çıkmış. Tamam oğlum. Hayırdır Eren? Dostluk mesaisi. Yok Sayın Savcım, ben... Sen ne? Sen ne Eren? Senin önünde çözmen gereken bir cinayet dosyası yok mu komiser? Yanlış mıyım? Var Sayın Savcım, doğru. O zaman ne diye volta atıyorsun adliyede Allah aşkına ya? Yürü git işinin başına. Emir anlaşıldı Savcım. Gel bir gel gel. Gel. Ne anlaşıldı? Hı? Söylesene ya, Allah aşkına ne anlaşıldı? Anlaşılan bir şey yok. Çünkü duygular devreye girince sizin kafalar fora oluyor. Bana bak Eren. Ben gel demeden bir daha da buralarda dolaşmam. Hadi işin başına. Devam. İzninizle başsavcım. Tek bir laf etmedi. Gördün oradaydın. Bir araba laf ettim, tık yok. Yaptığımın arkasındayım diyor. Anlamıyor muyum? Hayır, Ilgaz'dan bahsediyoruz. Tamam da beşer şaşar diyeceğiz. Şimdi karısı olduğu için o da şokta başsavcım. Yani kim olsa kafası karışır. Hayır efendim, hayır. Kabul edilmemiştir. Sınanmadan bilemeyiz başsavcım. Şimdi o taraftan bakınca da... İnsan en yakınından darbe alınca bir afallıyor başsavcım. Yani yapmaz derken... Herkesten çok ona inanırken, herkesten çok onu savunurken... bir de bakmışsın işte öyle değilmiş. Yani... Ceylin atarlı giderli birisi. Fazla cesur. Korkusuz. Gereksiz ama. Ya şimdi insan şak diye de bu katil sıfatını yakıştıramıyor Ceylin'e. Ilgaz'ı da biraz anlamak gerek. Vallahi bu işler anlayışla, acımayla olmuyor. Satır satır yazılmış kanun var, kural var. Düzeni de bozdurmam. Senin bu yancı tavrını da sevmedim. Dosyayı elinden aldırma bana. Yok başsavcım, ben insani bir yerden dedim. Bir daha aynı şeyi yaparsa derhal bana haber veriyorsun. Anlaşıldı mı? Şimdi savcının katil karısı diye her yere yazacaklar. Gözlerini üstümüze dikecekler. Bir de o Engin'in babası Yekta var. O da az değil. Milim milim hata arayacak. İzin vermeyeceksin. Ilgaz'ın bu dosyaya burnunu sokmasına da izin vermeyeceksin. Hiçbir şeyden haberi olmayacak. Anlaşıldı başsavcım. Bu emniyette babası var. Arkadaşları, dostları var. Sadece burada değil. Her yerde yolunu kapatacaksın. Eğer beceremezsen, sızarsa... külahları değişiriz. Anında açarım soruşturmayı Ilgaz'a. Soruşturma süresince de görevden uzaklaştırırım. Ha, daha da durmazsa yakar mesleğini, olur biter. Bir savcı Ilgaz vardı deriz, üzülürüz arkasından. Ama o kadar. Kişiler gider, adalet baki kalır Mars. Ekmek gibi, su gibi hepimize lazım. Adalete leke düşürtmem. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı başsavcım. İzninizle. Thank you.
Tutuklu Ceylin Erdoğan Kaya'ya getirdik. Buyurun. Kimlik doğrulaması yapalım. Gel bakalım böyle. Tamamdır. Ceplerini boşalt. Kaldır kollarını. Aç bacaklarını. İnfaz koruma memurunu çağıralım. Hepsi tamam. Hoş geldin. Sela ben. İnfaz koruma memuru. Geçici koğuşuna götüreceğim seni. Hadi gidelim. Hiç revüsünü arayalım. Aramışlardı zaten. Biz bir daha arayalım. Birkaç gün burada kalacaksın. Burası geçici koğuşun. Ondan sonra psikolog görecek. Sonra kurulla da görüşeceksin. Daha sonra nerede kalacağın belli olur. Hadi geç. Yürü. Hanımlar. Yeni mahkum geldi. Yer açın hadi. Allah kurtarsın. Bayanlar, babanızın evi değil burası. Hadi kımıldayın. Geç. Geçmiş, Allah kurtarsın ya. Allah. Arkadaşınızın adı Ceylin. Güzel güzel kaynaşın hadi. Ama Ceylin mi? Ceylin mi? Ceylin. Hiç anlamadım. Ceylin mi? Ceylin mi? Gencimiş. Anne muhabbet ediyor. Na 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 na